Merhaba arkadaşlar, tekrar anlı kanalımıza hoş geldiniz. Artık arkadaşlar Eylül maceraları hepsi komple bitti. Geldi Ekim maceraları arkadaşlar. Ekim maceraları artık geldi. Geldi derken gelmek üzere. Çarşamba günü gelecek arkadaşlar. Benim Excel'de çıkardığım bir takvim planı var. Bugün sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ekim ayı challenge takvimi diyelim bunu da, ya da Ekim ayı takvimi diyelim. Aslında yapmamız gereken görevler ve benim kendime çıkardığım bir plan tablosu arkadaşlar. Şekilada gördüğünüz çılgın bir şey. Bu ay aslında dolu dolu. Bakmayın tablonun böyle küçük gözüktüğüne. Bu aslında çok dolu bir tablodur arkadaşlar. İçerisi doludur. Peki ne var arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Şurada arenalarım var. Arenalardan hangi hero'ları alacağım arkadaşlar? Ekim ayında. Şöyle baktığımda bu arada şunu birleştirmemişim. Şunu da bir birleştireyim hemen. Tamam. Tam ortaya gelmiş olsun Ekim ayı. Basic aralarda arkadaşlar bu ay 4 tane karakter alacağım. Kuru kafayı aldım. Yani yeşile boyadım. Şurası da basic olan kısım. Nova, Jabiri Panteri ve Gümüş Yüzbaşı arkadaşlar. Bunlar basic aralara bu ay gelecek olan karakterler. Bunları alacağım ve 4 tane daha 6 yıldızı sadece basiclerden ekibe eklemiş olacağım arkadaşlar. Onun dışında öne çıkanlardan şurada Hyperion vardı. Lakin Hyperion'u kasamayacağımı söylemiştim. Son dakika mevzusundan dolayı. Antivenom gelecek arkadaşlar. Antivenom'un şurada gördüğünüz gibi 3, 4, 5 ve 6 yıldızlarını alacağız inşallah. Tabi Antivenom Jabiri Panteri ile beraber geliyor arkadaşlar aynı anda. Bu takvimle ilgili, arena takvimle ilgili başka bir video çekmiştim. İnşallah izlemişsinizdir. İzlemediyseniz diğer videoları kaçırmayın bari. Jabiri ile Antivenom arkadaşlar yan yana gelecek. O yüzden bir tanesinde 6 yıldız Jabiri kasacağım. Bir tanesinde 6 yıldız Jabiri kasarken 5 yıldız Antivenom'u da kasacağım arkadaşlar. Bir tanesi sadece 6 yıldız Antivenom kasacağım. Hyperion arenasından sonra gelecek arkadaşlar. Ve tabii ki geri gelmez ilk 6 yıldız Antivenom'a kasacağım. Çünkü aylık maceralar da geliyor arkadaşlar. Hem aylık maceralar hem de Antivenom arenasının ikinci partı hikaye macerasının 7-3 ile çakışıyor geleceği güne. O yüzden ilkinden 6 yıldıza kasmayı planlıyorum. Neyse. Ondan sonra arkadaşlar bir sonraki öne çıkanlarına belli değil ama tahminim Iceman olur diye düşünüyorum. Olursa Iceman'ın da 6 yıldızına kasarım. O da yüzbaşı ile beraber denk gelir. Olmazsa sıkıntı yok. Ve son olarak da arkadaşlar Kunul aranaları gelecek. Orada yine 3, 4, 5 ve 6 yıldızları almayı planlıyoruz ekibimizde. Şimdi ortaya geleceğim. Şu orta kısma geleceğim ama önce sağ tarafa bakalım. Aylık maceranın arkadaşlar tamamını %100 yine yapacağız. Şövalye, KPO, usta, kahraman ve normal. %100 yaptığımız, yani olumlu bir şey olduğunu şuradan yeşile boyayacağız arkadaşlar. Aynı şurada 6 yıldız kuru kafayı alıp da yeşile boyadığımız gibi inşallah bu akşam da pazartesi akşamında 6 yıldız Nova'ya başlayacağız. Allah utandırmasın diyelim arkadaşlar. Ondan sonracıma. Hikaye macerası 13 Ekim'de geliyor. 13 Ekim'de arkadaşlar hikaye macerasına başlayacağız. Gelir gelmez %100 yapmak istiyorum arkadaşlar. Gelir gelmez %100 yapıp bunu da bir anda bitirmek istiyorum. Çünkü hem aylık maceraları %100 yapmak hem Ekim macerasını düzeltiyorum. Hikaye macerasının 7-3'ünü %100 yapmak hem de her çarşamba görevler gelecek. Onları da yapacağız arkadaşlar. Onlarla beraber çok bol miktarda yükseltme eşyası toplamayı düşünüyorum. Aynı zamanda bu ay çok fazla 6 yıldız topluyorum. Yani 7-8 civarında bir 6 yıldız topluyorum. Aynı zamanda 6 yıldız Scarlet Witch de gelecek bu akşam. İnşallah onu da bir alıp ekibe ekleyeceğiz. Şu anda benim arkadaşlar global puanım 3 milyon 700 kaçmış? 3 milyon 373 bin arkadaşlar. Bu ayın sonra bir aylık tabloda 4 Kasım'da 4 Kasım yaptım. Çünkü arkadaşlar 4 Kasım'da tam son arena da bitiyor. Yani Kunul arenasının ikinci kısmı da bitmiş oluyor. O yüzden 4 Kasım'da yaptım. Tam bir aylık dönem içerisinde 4 Kasım akşamına kadar 3,5 milyon global puana çıkmak istiyorum. Mesela 120 binden fazla. Bir ay içerisinde 120 binden fazla. Ortalama benim arkadaşlar aylık kastığım global puan 70-80 bin civarı. Yani 80, 70-80'e 80 bin diyelim. 80 bin civarı ama bu ay gerçekten çok verimli olacağını düşünüyorum. Hem birçok 6 yıldız toplayacağız. Hem aylık macera ve ilave macera bu ay çok güzel puan verecek. Hem de arkadaşlar hikaye macerası 7-3 kilo. Bu da bolca yükseltme eşyası demek olacak. Bu yüzden bu ayki hedefimi
3,5 milyon gibi net bir rakama çıkarmak istedim. Bu da ortama 120 bin puan yapıyor. Yani her zaman kastığımdan %50 daha fazla. Kendime hemen bir tablo çıkardım arkadaşlar. Günlük ortalama 4071 puan kasmam lazım ki bu 3,5 milyon hedefine ulaşabilelim. Bunları da sizlerle beraber inşallah paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım hedefimize, challenge'ımıza ulaşabilecek miyiz? Tabii ki bir şeyde başarılı olmak istiyorsan disiplin gerçekten çok önemli. Mesela disiplin önemli. Disiplin olmadı yani her zaman anarşi çıkar, düzensizlik çıkar. Yani başarı da kolay kolay gelmeyebilir. Dediğim gibi biraz fazla bir puan koydum. 3,5 milyonu görmeyi çok isterim açıkçası. Bakalım arkadaşlar 3,5 milyona çıkartabilecek miyiz? Benim bu ayki Ekim tablom, takvimim bu şekilde arkadaşlar. Bu ay neler yapmıştım? Bu ayda yine aylık macerayı göstereceğim ama şövalyeyi %100 yapmıştık. Yine KPO'yu da %100 yaptık. Usta da %100. Kahraman da %100. Normalin birinci ve ikinci bölümü %100. Son bölümü sadece tek tur geçmiştim. O da çok aman aman bir şey vermediği için arkadaşlar. Bir de çok fazla enerji gidiyordu. Ama şurada yine bıraktığım 35 kredide üzülmüyor değilim ama 35 kredi karşılığında abi yani nereden baksanız yine bir 10 tane falan enerji bırakacaktım oraya. O da 300 yapıyor acılar. Şimdi gözünüzü seveyim yani tamam enerjiye kredi vermiyorum ama yani gerek de yok diye düşündüm. Artık önümüzdeki aya bakacağız arkadaşlar. Benim Ekim takvimi, Ekim değil mi? Eylül, Ekim aynen Ekim'e. Ekim takvimim bu şekilde arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. En azından gözünüz önünde durur. Hiçbir şey olmazsa aranadan gelecek olan hero'ları burada görebilirsiniz arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Bu ay içerisinde yine sizlerle bu tabloyu paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım Ekim ayındaki takvim gidişimiz nasıl olacak? İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.